Özellikle son birkaç aydır gıda fiyatlarında sebebi izah edilemeyen bir yükseliş var. Normal piyasa koşullarıyla açıklanamayan bu yükseliş tartışma konusu oldu. Mesela bazı işletmelerde bir bardak çayın 60 liraya, bir kurabiyenin 100 liraya yükselmesi tüketicinin de büyük tepkisini çekti. Boykot çağrıları arttı. Peki tüketici ve esnaf bu duruma ne söylüyor, ne diyor? CNN Türk muhabiri Emel Telli'nin hazırladığı dosya haberde izleyeceğiz şimdi. Bardak çaya kaç lira verirsin? En fazla vereceğim para 10 lira. En fazla olsun 15 lira, 20 lira. En fazla 35 lira veririm. Mikrofonu kime uzatsak farklı fiyat söyledi. 10 diyen de oldu, 40 diyen de. Eskiden 10 liraya çok rahat içiyorduk iyi bir yerde. Şimdi 30-40 gidiyor. Bu devirde artık en az 40-50 liraya çay içiyoruz. Ama bir bardak çayın 50-60 liranın üzerinde fiyata satıldığı yerler de var. Ortaköy'de bir kafeye geldik, bir bardak çay söyledik. Birazdan çayımız gidecek, bakalım kaç lira. Burada 60 lira, tabii bir de servis ücreti ödedim. O da 6 lira, toplamda bir bardak çaya 66 lira ödemiş oldum. Çaya 60 lira verir misin? Hayır, vermem canım. Bir çaya 60 lira verdik, 6 lira da servis ücreti, fişi burada 66 lira verdik. Yani geçmiş olsun, biraz kazıklanmışsınız. Bir bardak çay içtik 60 lira, servis ücreti de verdik 6 lira. Bir bardak çaya 66 lira ödedik servis ücretiyle birlikte. Çok, çok üzücü. Verir misiniz 60 lira? Vermek istemem, vermem de yani. Ben şu an niye burada bir çaya 60 lira veriyorum? Verir misiniz 60 lira? Vermem, yazık, günah yani. Ben 20 yaşında bir gencim, hani insanlarla oturup eğlenmek, yani herhangi bir çay içmek istiyorum. Bir çaya, bir kahveye 60-100 lira para vermek istemiyorum. Bu piyasa koşullarıyla izah edilemeyen fiyatlar sadece çayla da sınırlı değil. Kameraman arkadaşım Halil Kahraman'la birlikte Üsküdar'daki tarihi bir fırına geldik. Bu fırından iki tane kurabiye aldık. İki kurabiyeye toplamda 200 lira hesap ödedik. En fazla da 15 lira işte bana. Biz 100 lira verdik. Boşu boşuna vermiş o zaman 100 lirayı. Bu kurabiyeyi siz olsanız ne kadar verirsiniz? Ben o kurabiye 20 derim ama 20 bile çok. En fazla 35 falan veririm ben. Buna 100 lira verdik. Oh. Kurabiye 100 lira verdik. 100 lira mı? Bence fazla. İnsanlar bunu alıp yemez ki. Alır vitrine koyar bakmak için. Bu fahiş fiyatı değil de nedir bu? Defalarca yapılan zamlarla birlikte sanki kafe ve restoranlar da yarış edercesine bu zam furyasına katılmış vaziyetteler. Pandemiden itibaren artan gıda fiyatları küresel ölçekte %24 artmışken bizde artış oranı %338. TÜİK verilerine göre de son bir yılda küresel ölçekte gıda fiyatları %7.7 gerilediği halde ülkemizde %70.5 artış kaydedildi. Mercimek çorbası 200 lira, bir Türk kahvesi 100 lira. Yani amaç ne, ne yapmak istiyorlar? Tüketici buna fahiş fiyat diyor, isyan ediyor. Bazı esnaflarsa fiyatları savunmaya çalışıyor. 65 bin lira ödüyoruz. Bir aylık kira ödüyoruz. Kira, sigorta, çalışanlar. Neyse, kaç tane çalışanınız var? 8 kişi. Topun ağzında biz varız. Sanki her şeyi biz yükseltiyormuşuz gibi algılanıyor. Değerinden fazla fiyatları satılan yerlere gitmesinler. Size maliyeti ne kadar oluyor? Şimdi maliyeti her gün artıyor. Yani çay gittin 100 liraya aldığın çay 120 liraya alıyorsun. 120 liraya ebicun alıyorsun. 140 artık maliyet diye bir şey kalmadı. Maliyetlerdeki artışlardan ziyade tam karşılığı bir fırsatçılık ve fahiş fiyat uygulamalarına dayalı olarak yapılmakta olan haksız kazanç sağlama yoluna gidilmekte. İndirim şu an uygulama şansımız yok zaten. Ürünlere her gün zam geliyor. İndirim bizim elimizde değil ki zam yapmak. Yani aldığımız ürünlere zam geldiği için zam geçişleri oluyor. Fahiş fiyata karşı Ticaret Bakanlığı sahada denetimler sıklaştırıldı. Ancak para cezasıyla fahiş fiyat sorununun çözülmesi imkansız görünüyor. Peki tüketiciye fahiş fiyatların önlenmesi konusunda düşen sorumluluklar neler?
İşletmelerin ve restoranların yapmış olduğu fahiş fiyat uygulamasının denetlenebilirliği mevcuttur. Bilinçli hareket ederek bu konuda bir yaptırım unsuru olarak boykotu kullanma toplumsal bilinç açısından da çok çok önemlidir.